Yaklaşık 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranında. Resmi verilere göre 2023 yılı emekliler için son 20 yılın en zor zamanı oldu. DİSK Emekli Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Hakan İnter, emeklilerin 2023 yılının emekliler için kötü geçtiğini ve emeklilerin her yeni yılda daha çok fakirleşerek ilerlediğini ifade etti. En son söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim. Her geçen yıl ne yazık ki bize bir önceki yılı aratır hale geldi. Yani yeni yılları biz güzel dileklerde bulunuruz yeni yıl akşamına, yeni yıla girerken. Ne yazık ki bizim bu dileklerimiz hiçbir şekilde gerçekleşmiyor ve her sene daha da fakirliyoruz. Sefaletimiz daha da çok artıyor. 2023 yılında da ne yazık ki yine bir deprem felaketiyle birlikte girdik. Ama bu deprem felaketinde canımızı yakan sadece insanlarımızın zor durumda kalması değil, devletin ve duruma müdahale etmesi gereken Kızılay'ın da aziyetini görmemizdi. Esas insanların canını bu yaktı. Orada binlerce insanımız enkaz altındayken Kızılay'ın ne yazık ki çadır sattığı görüldü. Çadır sattığı ispat edildi arkadaşlar. Yani bu çok acı bir şeydi. Orada deprem altında enkaz altındaki vatandaşlarımıza ne yazık ki biz zamanında müdahale edemedik, yaralarını saramadık, onların dertlerine çare bulamadık. Bu devletin bir sürü aziyetlerden bir tanesiydi ve 2023'ün başında, 2023 yılında damga vuran bir olaydı aslında. Arkasından hemen bir seçim gerçekleşti, Türkiye'de genel seçimler. Oradan da bizde yara bırakan şey, halkın oylarıyla seçilen Can Atalay hala da mecliste değil arkadaşlar. Yani bu çok acı bir şey. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar başka bir mahkeme tarafından bozuluyor. Ki hukukçular daha iyi bilir bunu. Bu nasıl bir garabettir ben anlamış değilim. Ama somut olarak görünen bir şey var. Can Atalay hala da cezaevinde ve mecliste değil. Emeklilerin tabii ki en büyük sorunu, en büyük gündemi yaşanan ekonomik kriz. Ekonomik kriz artık öyle bir hale geldi ki ülkemizde kronik bir hale geldi ve günden güne bizi daha çok eziyor, üzüyor. 7.500 lira en düşük emekli maaşı ülkemizde ama ne yazık ki 7.500 lira ücreti emeklilerimizin neredeyse %70'i alıyor arkadaşlar. Yani bu ülkede yaşayan 15 milyon emeklinin %70'i 7.500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Bu hangi ahlak, hangi vicdan bunu kabul eder? Bu insanlara bu zulmü kim reva görür? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Arkadaşlar, taleplerimiz çok açık net. Teknik konularda bir sürü şey söyleyebilirim size. Emekli maaşlarının nasıl 2000 yılından sonra kademeli olarak hesaplanmasında düşürüldüğünü, emeklilerin mağdur edildiğini, o kadar çok teknik detaya sunarız ki burada ama bir şeyi çok net açık söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizim derdimiz insanca yaşamak. İnsanca yaşamak istiyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yüzüne, torunlarımızın gözünün içine mutlulukla bakmak istiyoruz. Talebimiz açık net. Emeklilikte insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Hayatımızın son dönemine gelmişiz. Hayatımızın bu son döneminde mutlu, huzurlu bir yaşam istiyoruz. Bu kadar açık ve net. Ama bunu mücadele etmeden olacağını da düşünmüyoruz. Bu yüzden ülkemizdeki tüm emeklileri mücadele etmeye çağırıyoruz arkadaşlar. Ülkemizdeki tüm emeklileri DİSK Emekli Sen çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz. Çünkü biz istemezsek vermeyecekler. Biz mücadele etmezsek bizi görmeyecekler. Biz onların karşısına çıkmazsak bizim sözümüzü dinlemeyecekler arkadaşlar. Tüm emeklileri DİSK Emekli Sen çatısı altında bekliyorum. 2004 yılı, 24 yıl içinde yine güzel bir şeyler, dileklerde bulunmak adettendir diyorum. Umarım 2024 yılı emekçinin, emeklinin, işçinin mutlu olacağı, çocuklarımızın yüzüne güvenle, huzurla bakacağımız güzel günler getirir bize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii birkaç tane örnek verebilirim aslında. Bizler yıllar önce emekliye promosyon, emekliye bayram ikramiyesi dediğimizde gülenler şimdi ceplerinde bu promosyonu ve ikramiyeyi koyuyorlar. Ha azdır çoktur bakın bu tartışılır. Tabii ki az.
Tabii ki bunun çok olmasını istiyoruz. Bunu çoğaltmanın da mücadelesini veriyoruz. Ama bugün emekli promosör alıyorsa, bugün emekli bayram ikramiyesi alıyorsa bunda sendikamızın ve mücadelemizin büyük emeği var. Bunu bir kenara koymak lazım. Son dönemde yaşanan bir şeyi de gündeme getirmek lazım. Bakın çok komik bir şey var. 7500 lira emekli alan bir emekli aynı zamanda çalışıyor, geçinemiyor. Ne yapsın insanlar yani? Bir şekilde karnını doyurmak zorunda. Devletimiz, hükümet, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 5000 lira emekliye ikramiye verdi. Teşekkür ederiz. Dediler ki çalışan emekliye vermeyeceğiz. Ya bu emekli niye çalışıyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Hiç mi kafanız çalışmıyor? Hiç mi kafanız basmıyor? Bu emekliler niye çalışıyor arkadaşlar? Ama ne yaptık? Biz buna karşı da mücadele ettik. Ve hükümet kabul etmek zorunda kaldı. Tamam. 10 Aralık tarihinde de Ankara'da büyük bir emekli mitingi gerçekleştirdik. Diğer 3 sendika ile birlikte Birleşik Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası ve Disk Emekli Sen olarak büyük bir miting gerçekleştirdik. Orada da taleplerimize haykırdık. Bundan sonra da haykırmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü mücadele etmeden hiçbir şey kazanamayacağımızı görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi öncelikle bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi emekliler Türkiye'nin en mağdur kesimlerinden biri. Bugün yaklaşık 10 milyonu geçik emekli 7500 lira maaş dedikleri sefalet ücretiyle yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Bu maaşla, bu ücretle geçinemeyecekleri, geçinilmeyeceğini onlar da biliyor. Fakat bizlerle alay ediyorlar. 7500 lira bugün komik bir rakam, gülünç bir rakam. Yuvarlak kelimelere gerek yok. Klişe kelimelere, laflara gerek yok. Çıksınlar pazara, markete. Bir gitsinler, alışveriş yapsınlar. Kendileri bir görsünler hayatın gerçeğini. Ama sağda solda ahkam keserek, işte güzel laflar ederek emekliyi mağdur etmiyoruz. İşte bilmem emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz. Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz gibi kelimelerle bizleri kandıramazsınız. Bizlere alay etmeyin. Artık buna canımıza tak etti. Artık yeter diyoruz bu gidişata. Dediğimiz gibi emekliler geçinemiyor. Emekliler insanca bir yaşam istiyor. Sefalet ücreti istemiyoruz biz. Bizler bir gerçekle yaşamak istiyoruz. Bugün emekliler faturalarını ödeyemiyor. Elektrik faturalarını ödeyemiyor. Doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Telefon faturalarını ödeyemiyor. Çarşıya pazara gittiği zaman istediği gibi bir şey alamıyor. Pazarda çürük çarık meyve ve sebze topluyor bugün Türkiye'de emekli. Evet, 2024 yılı bizler için, halkımız için zor bir yıl olacağı açık. Fakat biz her şeye rağmen bu kötü gidişatı, bu düzene dur demek için inatla ve ısrarla, bu dirençle, mücadeleci ruhumuzla buna engel olacağız. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz. Yine kazanan bizler olacağız.